Mazi TV ekranlarında yeni bir seçime doğru programıyla daha karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Evet, artık seçim sürecine girdik ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Efendim, yine bu hafta çok önemli bir konuğumuz ve önemli sorularımız var elbette. Bu haftaki konuğumuz AK Parti Bingöl İl Başkanı Sayın Avukat Yılmaz Seren. Gündemimiz hakikaten yoğun, bu yüzden hiç vakit kaybetmeden sorularımızı yöneltmek ve sohbetimize başlamak üzere konuğumuza dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz sorularımıza başlamadan önce sizi biraz sizden dinleyelim Yılmaz Bey. Yılmaz Seven kimdir? Bugüne kadar neler yaptı? Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Yılmaz Seven, 01.05.1983, Bingöl Genç doğumluyum. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim cümlenizin. Yaklaşık 15-16 yıldır Bingöl ilinde serbest avukatlık mesleğimi icra ediyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2015-2018 yılları arasında bir AK Parti il başkanlığı dönemimiz oldu. 7 yıl bir ara verdik. Şimdi tekrar Ağustos 2 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrar il başkanlığı görevi şahsımıza tevdi edildi. O gün bugündür çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başlayalım isterseniz, hazır mısınız? Tabii buyurun. Şimdi şöyle, şuradan başlayalım isterseniz. 31 yaşında göreve geldiğinizde Türkiye'nin AK Parti'de en genç il başkanıydınız. O dönem hakikaten çok önemli isimlerle çalışma şansımız olmuştu. İşte Sayın Cevdet Yılmaz'la, Sayın Fevzi Berdibek ve Sayın Şebnem Koçakalçi'yle. Ve bu isimler... Çok uzun bir süre bu partiye hizmet etmiş, hakikaten çok donanımlı isimlerdi. Evet, siz de daha önce seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştiniz ama belli bir kesim tarafından şöyle bir kulis oluşturuldu biliyorsunuz. Siz de duymuşsunuzdur. İşte daha çok genç, yapamaz, edemez ve bu kulisler devam ederken bir de üzerine 15 Temmuz darbe girişimi gibi önemli, çok kritik bir sürecin içinde buldunuz kendinizi. Evet. Şimdi çok merak ediyoruz. Bu kadar genç yaşta bir il başkanı ilk defa Bingöl'de göreve getirildi. Bu süreç nasıl gelişti ve o dönemde neler yaşadınız? Yani açıkçası süreç şöyle gelişti. Şimdi benim aktif siyaset hayatım 2012 yılında başladı. Çok eskiye dayanan bir siyasi geçmişimiz yoktu o dönem için söylüyorum. 2012 yılında Bingöl İl Yönetim Kurulu üyesi olarak kongrede seçildik. Daha sonra kısa bir süre il yönetim kurulu üyeliği devam ettikten sonra seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı oldum. Avukat olmamız münasebetiyle de seçim işlerinden sorumlu il başkanı yardımcısının avukat olması genel merkezimizin bir prensip kararı. Dolayısıyla seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı olduk. O süreçte de işte malumunuz yerel seçim süreci oldu. O süreçte de yerel seçim süreci yaşanırken 2014 yerel seçimlerini teşkilat mensubu arkadaşlarımızla, işte il başkanımızla birlikte aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Orada yapmış olduğumuz çalışmalar, işte siyasi deneyimimiz bize bazı şeyler öğretti. Sonrasında o dönemki il başkanımız Yusuf Bey'in görevden ayrılmasıyla birlikte yeni bir il başkanı atanması gündeme geldi. Biz de arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda aday olmaya karar verdik. En nihayetinde aday olduk ve süreç bizim lehimize gelişti. Belki de hiç kimsenin şans vermediği bir isimken bir anda işte il başkanı olarak atandık. O gün bugündür aktif olarak siyasetin içerisinde devam ediyoruz. Tabii bazı küçük detaylar var ama onları anlatmak belki çok doğru olmayabilir. 2015 yılından 2018 yılına kadar İl başkanlığı görevini yürüttük. Başarılı olduk. Belki başarabildiğimiz... Evet, üst üste seçimler atlattık. Başarılı olduğumuz noktalar vardı. Belki başaramadığımız noktalar vardı. Tabii 15 Temmuz darbe gecesini yaşadık. Bütün bu süreçlerden geçerken gerçekten henüz 31-32 yaşındaydım. Dolayısıyla çok genç bir il başkanıydım. Ama ben bu süreçleri gerçekten çok doğru bir şekilde yönettiğimizi, teşkilatlarımızla birlikte doğru bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bugün tekrardan il başkanlığı görevine gelmemiz sadece bugünün şartlarıyla alakalı bir durum değil. O dönemde yapmış olduğumuz çalışmaların aslında başarılı olduğunun bir göstergesi. Ve sonrasında da 7 yıllık bir ayrılıktan sonra da biz hiçbir şekilde partimize küsmedik, gücenmedik, darılmadık ve sürekli partimizin yanında yer aldık. Ve nihayetinde sonuç süreç buraya kadar geldi. Tabii genç olmanın o dönem
dezavantajlarını yaşadık ama bunları teşkilatımızda gerçekten çok tecrübeli, deneyimli arkadaşlarımız vardı. Onlarla sürekli istişare ederek, konuşarak, eksikliklerimizi onlarla birlikte gidererek o dezavantajları avantaja çevirdik. Ve en nihayetinde başarılı bir süreç geçirdik diye düşünüyorum. Şimdi il başkan yardımcılığı, sonrasında il başkanlığı, sonra bir dönem ara verdiğinizi söylediniz 7 yıl kadar. Aslında evet. Arada vermediniz. O dönemde bir milletvekilliği aday adaylığı süreciniz de oldu. Evet. Yine partinizin yanında çalışmaya devam ediyordunuz. Ve şu anda mevcut görevinize devam ediyorsunuz. Yeniden il başkanı olarak göreve getirildiniz. Şimdi bugün bu tecrübelere sahip Yılmaz Seven, geriye dönüp o 10 yıl öncesindeki Yılmaz Seven'e baktığı zaman şöyle bir mukayese yapsanız, arada nasıl farklar görüyorsunuz? Ya deneyim gerçekten siyasette çok önemli bir etken. Az önce değindim, yani 2012 yılında aktif siyasete başladım. Kısa bir süre içerisinde il başkanı yardımcılığı ve hani 2-3 yıl geçmeden il başkanlığı gibi bir süreç, çok hızlı gelişen bir süreç. Dolayısıyla orada süreç hızlı geliştiği için belki birçok şeyi deneyimleyemedik. Birçok şeyin farkına varamadık. Ama geride bıraktığımız süreç, hem işte o 3 yıllık il başkanlığı süreci, hem de 7 yıl işte aktif olarak belki siyasetin içerisinde olmadık ama yani bir görevimiz yoktu. Ama yine siyasetin içerisindeydik. Biraz da aslında dışarıdan gözleme fırsatımız oldu. Bu 7 yıllık süreç içerisinde yapabileceklerimiz, yaptıklarımız, yapamayacaklarımız, hatalarımız, bunların hepsini açık ve net bir şekilde gördük. Dolayısıyla dışarıdan bir gözle siyaseti izlemek veya teşkilatların çalışmalarını izlemek bize çok ciddi bir deneyim kattı. Bu 7 yıllık dışarıda kalmış olduğumuz süreçte edinmiş olduğumuz deneyimler, tecrübeler, İşte 2015-2018 yılları arasındaki o kazandıklarımızla birleşince önümüzde gerçekten bu süreç içerisinde çok fazla şeyi deneyimlediğimizden dolayı başarılı olacağımıza ve teşkilatçılığı çok iyi yapabileceğimize ben kanaat getirdim ve düşünüyorum da inşallah başarılı olacağız. Başarılı olmamızın işte dediğim gibi en temel etkenlerinden biri de dışarıdan bir gözle siyaseti izlemek. Bazen size çok fazla artı şeyler kazandırıyor diye düşünüyorum. Hem içinde çalışmalarda, o zorlu süreçlerde çok yoğun bir şekilde çalışmanın vermiş olduğu tecrübe, hem de sonrasında dışarıdan bir vatandaş olarak tabii ki, o süreci tabii ki. İzlemek aslında aynen. Çok şey katmış aynen, hayatınıza. Aynen, çok şey kesinlikle. Hemen bir diğer sorumuza geçmek istiyorum Yılmaz Bey. Yapmış olduğunuz bazı ziyaretlerde iddialı bir açıklamanız var. Bu seçimde 11 belediyenin 11'ini de alacağız diyorsunuz. Böyle bir cümle kurmuşsunuz. 11 belediyenin 11'ini de almak için teşkilatlarınızla nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Çok sık sahadasınız, her gün bitmek bilmeyen ziyaretlerde bulunuyorsunuz, vatandaşla iç içesiniz. Sahayı nasıl gözlemliyorsunuz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya şöyle gireyim bu konuya. Şimdi 11 belediyenin tamamını alacağız söylemi basit bir söylem değil. Gerçekten iddiamızı ortaya koyan bir söylem. Ben bunu söylerken çok afaki konuşarak söylemiyorum. Bingöl halkına güvendiğim için bunu söylüyorum. Teşkilatlarımıza güvendiğim için söylüyorum. Milletvekillerimizle, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla istişareli bir şekilde çalıştığımız için onlardan aldığımız güçle bunları söylüyorum. Dolayısıyla çok afaki söylenmiş bir cümle değil. Ben gerçekten 7 ilçe, 1 il ve 3 de belde olmak üzere belediyelerin tamamını alabilecek gücümüz var. İrademiz var. Ben bunu çok kararlılıkla ifade ediyorum. İnşallah da alacağız. Bunları söylerken ki asıl düşüncem veya asıl gayem şu. Biz gerçekten AK Parti belediyeleri hizmet üreten belediyeler. AK Parti'nin geçmişten bugüne yapmış olduğu hizmetleri de düşündüğümüzde zaten bu söylediğimin ne anlama geldiği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz hizmet üretiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetin karşılığında da vatandaşlarımızın bunu gördüğünü ve göreceğini de umut ediyoruz. Çünkü Bingöl halkı gerçekten bu anlamda yapılan çalışmalara, yapılan hizmetlere karşılık veren, destek veren bir halk. Dolayısıyla biz çok net bir şekilde 11 belediyenin tamamını kazanabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyoruz ve Allah'ın izniyle de kazanacağız. Ağustos 2 itibariyle göreve geldiğim günden bugüne bütün ilçelerimizi ve bütün beldelerimizi teşkilatlarımızla birlikte defalarca gezdik. İşte Yayladere, Yedisu, Adaklı, Kığı, Karlova, Solhan, Genç, Arakonak, Sancak, bütün beldelerimizi de
ilçelerimizle birlikte gezdik. Ve her bir ilçemize en az 3-4 sefer ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizde teşkilatlarımızla bir araya geldik. Oradaki esnaflarımızla bir araya geldik. İlçelerimizdeki ileri gelen kanaat önderlerimizle bir araya geldik. Onlarla istişare etme fırsatı bulduk, sohbet etme fırsatı bulduk. Bütün bu ziyaretlerimiz ve işte yapmış olduğumuz bu görüşmelerimiz böyle bir iddiayı ortaya koymamızı sağladı. Ben edinmiş olduğum tecrübe, yapmış olduğum bu istişareler, görüşmeler sonucunda Allah'ın izniyle 11 belediyenin tamamını kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah 11 belediyenin tamamını kazanarak önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza, bir de çok değerli bir şahsiyetimiz var biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey'e ve milletvekillerimize bu gururu inşallah yaşatacağız. Bizler de inşallah bu gururu yaşayacağız. Partime, vatandaşıma ve kendime güveniyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Teşkilatlarımıza da çok güveniyorum. Evet. Yılmaz Bey, önümüzdeki seçimlerde Bingöl özelinde MHP ile bir ittifak konuşuluyor biliyorsunuz. İttifak yapılacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili, önce şunu sorayım. Bu konuyla ilgili genel merkezden size gelen herhangi bir bilgi var mı? Var, evet. Bizimle paylaşma tabii ki. Var mı? Yani şöyle, şimdi biliyorsunuz ittifak konusu genel merkezler düzeyinde görüşülen bir konu. Yani AK Parti Genel Merkezi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezlerinin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bir durum bu. Dolayısıyla genel merkezler, genel başkanlar nezdinde yapılan görüşmelerin bir sonucudur ittifak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantıya katıldık. Orada da Bingöl'ün bu ittifak kurulan iller arasında olduğu, diğer birçok ilin de bilgisi bizimle paylaşıldı. Bingöl'ün de bunlar arasında olduğu bilgisi verildi bize. Yılmaz Bey, bu ittifakla ilgili Bingöl İl Başkanlığı'nın herhangi bir talebi oldu mu? Yani şöyle, şimdi biliyorsunuz bu süreçler genel başkanlar düzeyinde ilerleyen bir süreç. Genel başkanlar ve genel merkezler düzeyinde ilerleyen bir süreç. Cumhur İttifakı kurulurken de Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın pazarlıksız bir ittifak olduğunu ve ilkeli bir ittifak olduğunu özellikle vurgulamıştı. Dolayısıyla biz teşkilatlar olarak da bu ilkeden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz ve ayrılmıyoruz. Haliyle MHP teşkilatının da bizden herhangi bir talebi bu anlamda söz konusu olmadı. Çünkü dediğim gibi Cumhur İttifakı pazarlıksız ilerleyen bir ittifak. Genel Başkanımız ve MHP Genel Başkanı'nın ilkesel tutumu da bu yönde. Dolayısıyla herhangi bir pazarlık söz konusu değil. Şimdi Yılmaz Bey, şu anda sadece belediye başkan adayı değil, yardımcıları, işte meclis üyeleri de kamuoyunca merak edilen bir konu. Evet. Adaylar belirlenirken nelere dikkat ediliyor? Hangi kriterler göz önüne alınıyor? Yani kanaat önderlerine müracaat ediliyor mu? Onların görüşüne, halka müracaat ediliyor mu? Yoksa teşkilat içinde mi bir değerlendirme yapılıyor? Ya şöyle, şimdi bunları üç kısma ayırmak lazım. Şimdi belediye başkanlıkları süreci, adaylıkları süreci farklı ilerliyor. İl genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği süreci farklı ilerliyor. Belediye başkanlıklarıyla ilgili süreç genel merkezimizle koordineli bir şekilde yürüttüğümüz bir süreç. Dolayısıyla il belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belde belediye başkanlıkları ile ilgili adaylık süreçlerinde genel merkezimizin de belirlemiş olduğu bazı kriterler var. Bizim de kendimizin yapmış olduğu, teşkilat olarak yapmış olduğumuz bazı çalışmalar ve belirlemiş olduğumuz bazı kriterler var. Bu kriterler doğrultusunda belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz. İl genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği kriterleri biraz daha ilin sosyal yapısı, kültürel yapısı, nüfus yoğunluğu, bölgesel dengeler dikkate alınarak yapılan bir değerlendirme. Belediye başkanlığı biraz daha genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda farklı kriterlerin uygulandığı bir adaylık süreci. Tabii biz bu süreçleri değerlendirirken herhangi bir kriter bir diğerinden üstün olacak şekilde değerlendirme yapmıyoruz. Bütün kriterleri bir arada değerlendirerek en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Nedir bu kriterler? İşte geçen günlerde, yani yaklaşık 2 ay önce belediye başkanlarımızla alakalı bir temayül yoklaması yapıldı. Dolayısıyla bu kriterlerden biri. Ama bir kamuoyu araştırması yapılır, anket çalışması yapılır veya işte belediye başkan adayının partimizle olan bağıyla ilgili araştırmalar yapılır.
partimize uygun mudur? Vizyonu, misyonu partimize uygun mudur? Ya da ahlaki değerleri partimize uygun mudur? Bu kriterler tabii ki değerlendirilir. Ona göre en nihayetinde genel merkezimiz bizlerle istişare ederek bir karar, bir sonuca varır. Şimdi Yılmaz Bey, Erdal Bey doğal aday olarak, Ali Can Bayram ise ikinci adayı olarak temayüle katıldı. Şimdi temayüle katılmayan bir ismin aday olarak açıklanma ihtimali var mı? Yine bir isim vermek zorunda değilsiniz ama böyle bir süreç nasıl gelişir, buna nasıl karar verilir diye sormak istedim. Dışarıdan birinin aday gösterilmesi mi? Evet, temayüle katılmayan birinin. Şimdi şu şöyle, şimdi bu süreç biliyorsunuz yani genel merkezimizin belirlemiş olduğu bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin bir bağlayıcılığı yok aslında. Ama şöyle bir durum var. Şimdi mevcut belediye başkanımız Erdal Bey biliyorsunuz doğal olarak yani belediye başkan adayı. Ali Can Bayram Bey partimize müracaat etti. O da aday adaylığı müracaatında bulundu. Dolayısıyla aslında temayül yoklamasında, temayülde iki isim yarıştı. Bu isimlerle ilgili teşkilatlarımız kanaatlerini bildirdiler genel merkezimizde ve elektronik ortamda da yapıldı bu temayül. Dolayısıyla orada kanaatler genel merkezimize ulaştı. Teşkilatlarımızın bu konudaki kanaatleri genel merkezimizde şu anda mevcut. Şimdi burada dışarıdan bir ismin belirlenebilmesi için şöyle bir durum oluşması gerekiyor. Bir, kamuoyunda mevcut isimlerle ilgili, aday olarak yarışan isimlerle ilgili çok büyük bir olumsuz kanaatin oluşması, genel merkezin de işte yapmış olduğu değerlendirmelerde tam bir kanaate varamamış olması gerekiyor. İşte bizlerin, milletvekillerimizin, ilin siyasetçilerinin de bu konuda genel merkez nezdinde kanaatlerinin tam olarak oluşmamış olması gerekiyor. Eğer bahsetmiş olduğumuz bu sıkıntılar var ise yani tam bir kanaat oluşmamış ise tabii ki genel merkezimiz ya işte iki isim müracaat etti, biz artık bunların dışına çıkamayız, bunlardan birini belirlemek zorundayız diye bir sonuca varamaz. O zaman dışarıdan bir isim tercih edilmesi mümkün. Ama eğer bir kanaat oluşmuş ise genel merkezimizde işte anket çalışmaları, temayül sonuçları, işte il başkanı, milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde mevcut adaylarıyla ilgili tam bir kanaat oluşmuş ise o zaman yeni bir maceraya ya da yeni bir isim aramaya artık gerek yok. Mevcut isimler üzerinde bir değerlendirme yapılır ve bir karar verilir. Peki bir anket çalışması yapıldı mı, onu da sorayım ama. Yani genel merkezimiz zaten biliyorsunuz bu anlamda bütün belediyelerle alakalı hem il hem ilçe belediyeleriyle alakalı anket çalışmasını geçmişte de yaptı, yapıyor. Hala kanaatinin oluşmadığı illerde de bunu devam ettiriyor ama kanaatinin oluştuğu illerle alakalı böyle bir anket çalışması söz konusu değil. Bizler de kendimiz teşkilat olarak hem il hem de ilçelerde bu anket çalışmalarını yaptık. Dolayısıyla bizim elimizde il ve ilçeler dahil olmak üzere anket sonuçları mevcut. Toplumun kanaatinin ne olduğu bizde şu anda mevcut. Tabii isim vermemiz doğru olmaz ama bu anket sonuçları şu an bizde de genel merkezimizde de mevcut. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde şöyle bir sıkıntı yaşanmıştı Yılmaz Bey. Mevcut listede yer almayan bir kesim. Evet. En büyük sıkıntılarımızdan biri. Partisine kırıldığı küstü ve dahi başka partilere geçen isimler oldu. Şimdi bu süreçte de böyle bir sıkıntının yaşanmaması adına siz bu süreci nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Ya şöyle, ben il başkanı olarak geldiğim günden beri temel olarak aldığım çalışmalardan biri de şimdiye kadar partimizden işte bir şekilde kopmuş, bizlere küsmüş, teşkilatlara küsmüş ya da milletvekillerine küsmüş olan geçmişte işte AK Parti'nin içerisinde bir şekilde yer almış, çalışmış, hizmet etmiş, emek vermiş arkadaşlarımızın gönlünü kazanmak ve onları tekrar partimize kazandırmak. Birinci hedefimiz buydu. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık, birçok kişiyle de görüştük. Çok olumlu geri dönüşler de aldık. Benim açıkçası şahsen siyaseten tercih ettiğim yöntem de budur. Ben çok kişisel kavgaların, kişisel tartışmaların ön planda tutulmasını kabul eden biri değilim. Yani bu benim hem siyaset anlayışıma ters hem de normal yaşamıma ters bir durum. Dolayısıyla bunu da siyasetime de aslında yansıtıyorum. Hiç kimseyle kavga etmeden,
kimseyle tartışmadan, kimseyi ötekileştirmeden siyaset yapmaya özen gösteriyorum. Bunu yapabilirsek inşallah başarılı oluruz. Tabii burada aday adayı olup işte liste dışında kalan, listelere giremeyen, işte aday gösterilmeyen birçok arkadaşımız mevcut. Maalesef biz bir belediye başkanı seçebiliyoruz. Ya da işte bir il başkanı, işte milletvekili sayısı da 3 aday olarak belirlenebiliyor. Dolayısıyla bunlar hep sınırlı sayıda belirlenmiş şeyler. Bunu listelerin dışında kalan arkadaşlarımızın küsmelerini ben doğal karşılayamıyorum. Çünkü AK Parti hareketini ben bir dava hareketi olarak görüyorum. Yani bir ideal uğruna yapılan bir mücadele olarak görüyorum. Dolayısıyla burada bu arkadaşlarımızın kendi kişisel menfaatlerini partinin önünde tutarak işte bana adaylık verilmedi, benim hakkımdı, benim hakkım yeğildi, ben işte diğerinden daha iyiydim şeklinde bir algıya kapılarak, nefsi hareket ederek partiden uzaklaşmalarını doğru bulmuyorum. Ama doğru bulmamamız kayıtsız kalacağız anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımlarda olan arkadaşlarımızı biz gidip küsmüşlerse küskünlüklerini gidereceğiz, gönüllerini kazanacağız. Teşkilat olarak, il başkanı olarak bizim asli görevlerimizden biri de bu. Onları tekrar partimize getireceğiz ve onların hem emeklerinden hem fikirlerinden faydalanmaya gayret göstereceğiz. AK Parti'yi aslında en fazla zayıflatan, en çok zayıflatan temel unsurlardan biri de maalesef bu. Yani Bingöl'de ben inanıyorum ki toplumun %80'i işte 2002 yılından bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiştir. Ama işte birçoğu küsmüş, sonradan kırılmıştır, darılmıştır, küsmüştür veya bunları aslında bizim partimize kazandırmamız lazım. Bu aday adaylarını da aynı şekilde ya da listelerin dışında kalan siyasetle ilgilenen, siyasetle meşgul olan kişileri de bu şekilde kazanmak partimize güç katacaktır. Şimdi bu aday gösterilip ya da aday gösterilmeyip küsen arkadaşlarımız olabilir. Biz bunların inşallah gönlünü kazanacağız ve partiye tekrar onlar geleceklerdir. Zaten onların istediği de aslında bizim onlara gitmemiz, ilgi göstermemiz, biraz onların değerli olduğunu onlara yansıtmamız. Biz de onları ötekileştirirsek doğal olarak bizden uzaklaşmaları pek tabidir. Şöyle bir örnek, kendimden bir örnek de vermek istiyorum. Ben 2015-2018 yılları arasında il başkanlığı yaptım. 2018 yılında Sayın Genel Başkanımız işte o dönem 15 Temmuz darbe girişimi sonrası teşkilatlarda işte bir yorgunluk olduğu gerekçesiyle bizi de çağırdılar ve bizim dinlenmemiz gerektiğini bizlere söylediler. Biz de bunu çok doğal karşıladık ve o dönem AK Parti il başkanlığı görevimizden ayrıldık. Ama sonrasında yaklaşık 7 yıllık süreç boyunca ben hiçbir zaman partimize sırt çevirmedim. Sürekli partimizin çalışmalarında aktif bir şekilde rol aldım. Teşkilatlarımızla sürekli diyalog halinde olduk, iç içe olduk. Onların sıkıntılarında onların yanında olduk. Destek istedikleri zaman onlara destek olduk. Seçim zamanlarında işte aday gösterilmedik, gittik. Milletvekili adaylarımızla birlikte sahada çalıştık. Bir milletvekili adayıymışız gibi sahada vatandaşlarımızdan oy istedik. Ve geldiğimiz noktada 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın tensipleriyle tekrar AK Parti İl Başkanlığı görevi şahsımıza tevdi edildi. Dolayısıyla buradan aday adayı olan arkadaşlarıma da ben seslenmek istiyorum. Hiçbir şekilde adaylık verilmediğinde küskünlüğe, dargınlığa düşmesinler. Hiçbir şekilde ümitsizliğe de kapılmasınlar. Gerçekten AK Parti davası, AK Parti hareketi çok büyük bir harekettir, çok büyük bir davadır. Burada mücadele etmeye ve kararlılıkla durmaya devam etsinler. Onlar mücadele ettikçe, kararlılıkla durmaya devam ettikçe ve AK Parti'nin yanında kalmaya devam ettikçe bana tevdi edilen il başkanlığı gibi onlara da bir gün evet istedikleri makamlar, mutlaka o görevler kendilerine de verilecektir. Tabii ki nasiplerinde varsa bu olur. Nasiplerinde de yoksa zaten birimizde de bu olmaz. Nasibimizde bir şey varsa olur. Yoksa da zaten olmaz. Bunu da olgunlukla karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok açıklayıcı bir cevap oldu. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yani isim vermeden aklınızdaki belediye başkanı profili nasıldır, nasıl olmalıdır? Yani benim aklımdan geçen belediye başkanı profili muhtemelen bütün vatandaşlarımızın, bütün halkın gönlünden geçen bir belediye başkanı profilidir. Şimdi biz öncelikle liyakatlı olmasını arzu ederiz. Yani bu topluma örnek olabilecek insanların tabii ki
tahsilinin yüksek olması gerekiyor. Eğitimli insanlardan olması gerekiyor. Bir belediye başkanı şehrin anahtarını elinde bulunduran kişidir. Dolayısıyla kendisine güvenilen bir ismin belediye başkanı olması gerekiyor. Sadece bizim güvenmemiz yetmiyor. Bingöl halkının kendisine güven duyması gerekiyor. Tabii ki aramış olduğumuz, aslında partimizin de aramış olduğu en önemli kriterlerden biri de bence Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeci sloganını sahaya yansıtabilecek bir belediye başkanı adayının olması gerekiyor. Yani vatandaşın gönlüne dokunan, vatandaşın gönlünü kazanan, vatandaşıyla sürekli iç içe olan, sürekli vatandaşıyla istişare halinde olan, sürekli hasbihal eden, işte sürekli esnafını ziyaret eden, onların sorunlarını dinleyen, onların dertlerini dinleyen ve çözüm üreten bir belediye başkan adayı profili bence hem benim hem partimin ve hem de Bingöl halkının istediği bir adaydır diye düşünüyorum. Son olarak vatandaşa, seçmene nasıl bir cevap vermek istersiniz Yılmaz Bey? Yani ben son olarak vatandaşımıza şunu söylemek istiyorum. 31 Mart seçimleri Bingöl'ümüz için, ülkemiz için çok önemli seçimler. Bu seçimlerde vatandaşlarımızın tamamının, bütün seçmenlerimizin sandığa giderek oy kullanmalarını ve tercihlerini sandığa yansıtmalarını ben istiyorum. Ve nasıl bir sonuç olursa olsun siyasi partilerin dışında değerlendirerek ve olgunlukla karşılamalarını özellikle bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. 31 Mart yerel seçimleri sonucunda hangi partinin adayı kazanırsa kazansın, bütün vatandaşlarımızın onu sahiplenmesini, bağrına basmasını ve kucaklamasını istiyoruz. Ve süreci de olgunlukla karşılamalarını ben bütün vatandaşlarımdan arzu ediyorum. Ben buradan Mazi TV yöneticilerine ve çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Pınar Hanım, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri vatandaşımızla buluşturduğunuz için, duygu ve düşüncelerimizi vatandaşlarımıza anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mazi TV'de gerçekten Bingöl'ün tanıtımına ve bizlerin tanıtımına çok büyük bir destek veriyor. Bu vesileyle Mazi TV çalışanlarına, yöneticilerine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz Yılmaz Bey. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler, verdiğiniz mesajlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim, bu haftaki konuğumuz AK Parti Bingöl İl Başkanı Sayın Avukat Yılmaz Seven'di. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.